Günaydın. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim 3. vlog videom olacak. Yine bir temizlik videoyla başlayacağız. Temizlik yapmam gerekiyor. Dedim ki tekrar bir vlog başlatayım o zaman. Kayra uyandı. Ben zaten sabah çok erken uyanıyorum, malumunuz. Kayra şimdi odasında ne yapıyormuş? Gelin bir bakalım. Ev yine berbat durumda tabii. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Oğlum niye ayakkabılarını çıkarıyorsun annem ya? Tamam mı? Hani bunun alt kutusu nerede? Hadi anneciğim kapatıyoruz burayı. Burayı kapatıyoruz. Aferin. Evet, Kayra'nın odasına da bazı düşüncelerim var aslında. Şuradaki boş duvara İsimlik ve gökkuşağı yapacağım. Şuradaki boş duvara da bu bir yaş tablosu var ya, hani Kayra bir yaşınız diyor. Onu asmayı planlıyorum. Yani öyle bir planım var. Bakalım güzel bir şeyler yapacağım ama ne zaman yaparım hiçbir fikrim yok. Ben şimdi ufaktan süpürgemi çıkarıp temizliğime başlayayım. Siz yine bunları böyle hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. O zaman biz oğlumla temizliğe başlıyorum. Yapıyorum. Bütün odaları temizledim. Mutfağın yerlerini de temizledim. Her yerin tozunu da aldım, süpürdüm, sildim. Süpürürken siz gördünüz ama silerken görmediniz. Çünkü Kayra ile bir savaş halindeydik. Vileda'yı ondan kaçırmaya çalışıyordum. O yüzden hemen hızlıca yaptım. Çekemedim orayı. Özgür geldi öğle arası. İşte burada yemeğini yedim. Şimdi mutfağım gördüğünüz gibi savaş alanı. Şöyle. Hemen mutfağımı temizleyip daha sonra Kayra'yı duş aldırmayı planlıyorum. Yani planım bu yönde. Belki A101'e falan da giderim diye düşünüyorum. Oraya gidip geldikten sonra banyo yaptırırım. Şu an zaten saat 1.30'a falan geliyor, daha çok erken. O şekilde. Şimdi ben hızlıca mutfağımı toplayayım. Daha sonra şöyle bir yorgunluk kahvesi içeyim. Kahve içerken sohbet ederiz. Thank you.
Evet, mutfağım mis oldu arkadaşlar. Toparladım. Elde yıkayacaklarımı yıkadım. Bir tek lavabolar kaldı. Lavabo ve banyoyu temizleyeceğim. Ama şimdi Aizur'a gideceğim. Oradan dönüşte temizleyeceğim. Kayran'ın uyku saati geliyor yavaş yavaş. Onunla beraber bir A101'e gideceğiz. BİM'e de uğrar mıyım bilmiyorum. Aktüel ürünlerde güzel bir şeyler yoktu. Bugün baktım. İşe erken başlayıp da erkenden bitirince çok rahatlıyorum. Akşam yemeği de ne yaparım şimdilik bilmiyorum ama bir duruma bakacağım. Şimdi ben hazırlanayım. Kayran'ın da montunu falan giydireyim. Bir A101'e gidip gelelim. Neler aldığımı gösteririm tabii ki de. Ya ben geldim. Bayağı bir iş yaptım yani siz görmediniz ama A101'e gittim, BİM'e gittim. Gelince Kayra'yı banyo yaptırdım. Onu uyuttum, karnını doyurup ve akşam yemeği ne yapacağım biliyor musunuz? Kuşbaşı vardı biraz evde. Biraz da kuyruk yağım vardı. Onları böyle avcarladım. Ondan sonra biraz avcarın almasını bekliyorum. Çöp şişeye dizeceğim. Fırında kuşbaşı kebap yapmayı planlıyorum. Yanına da salata yapacağım. A101'de ve BİM'de doğru düzgün bir şey yoktu. Sadece BİM'de şu topları gördüm. İkili, lisanslı. Kayra'ya top aldım sadece. Bu kadar yani. Şimdi ben bunları çöp şişlerime dizeceğim. Nasıl pişirdiğimi size de zaten detaylı göstereceğim. Hemen hızlı hızlı ben bunları diziyorum. Sonrasında görüşürüz. Evet, çöp şişlerimi dizdim. Böyle. Ondan sonra şöyle iki domatesi ortadan ikiye böldüm ve biberlerim var. Hepsini bir arada yapacağım. Yaparken zaten çekeceğim size. Özgür ne zaman gelecek bilmiyorum. Gelmeye yakın pişireceğim çünkü. Böyle bir salatayı yapacağım. Bir de çorba yaparım oğluma. Belki biz de içeriz. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu yaylanın böyle karışımlı çorbaları var. Yine normal çorba yapar gibi atıyorsunuz suyun içine. Orada pişmesini bekliyorsunuz. Hazır çorba değil, sadece böyle karışımı var içinde. Onu yapıyorsunuz. Biz çok seviyoruz. Biraz da pratik yani. Çorbamı ocağa koyayım ben. Çorbam pişiyor. Daha fırına atmadım. Özgür'ün ne zaman geleceği belli değil. Kayra uyuyor. Acaba kendime yorgunluk kahvesi mi yapsam diye düşünüyorum. En iyisi ben kendime bir Türk kahvesi yapayım. Şu an saat 7'yi geçti ve hala yemeği hazırlamadım. Çünkü Özgür daha çıkmadı. Burada da bir minnoş. Arkamdan ağlıyor. Gel oğlum. Şimdi ben fırınımı açtım. Alt üst fanlı ve 200 işte 40 dereceye falan getirdim. Şimdi nasıl dizeceğimi göstereceğim size. Şöyle koyayım. Şöyle ters çevirdim ızgaramı. Şimdi çöp şişlerimi böyle diziyorum. İki kişi olduğumuz için az yaptım ben. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Oğlum dur anneciğim. Dur bebeğim. Şöyle biraz aralıklı yapıyorum ki tam pişsin araları. Anne ne oldu bebeğim? Gel. 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 Şu da biberlerim. Şöyle koysam. Şöyle yapayım. Evet.
Evet, hazır. Şimdi fırına yerleştireceğim. Hala müsaade ederse. Fırındaki halini gösteririm size. Evet, şöyle göstereyim size. Biraz parlıyor ama teli tepsinin üstüne koydum. Bu şimdi kızarana kadar pişecek. Burada da bir yemek bekleyen kuş var. Hazır. Salatam hazır. Şurada. Pervaz için soğanı suya koydum. Maydanozum hazır. Bu kadar. Özgür de gelirken lavaş alacak. Bir de şalgam alacak. Ben çünkü kebabı şalgamla çok seviyorum. Değil mi oğlum? Benim oğlum da kebap yiyecek, çorba içecek. Değil mi anneciğim? Hayır. Hayır, 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 hayır. Evet, biz babamızı bekliyoruz. Bak, küstü gidiyor. Bakın, bakın. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Kamerayı almak istiyor. Ben de ısrarla vermiyorum. Ona sinirleniyor şu anda. Değil mi oğlum? Evet, bir de böyle fıstık alırız biz. Edik. Yine küstü, vermedim ya. Neyse, sonra görüşürüz. Hazır. Bende mi? Güzel. Güzel görünüyor değil mi? Daha tadına bakmadık. Fırında böyle yapabilirsiniz. Şurada da kayran servisleri var. Bize afiyet olsun. Evet. Yemeğimizi yedik. Bulaşıkları topladım. Ay, çayımızı da demledim. Şimdi çay içeceğiz. Biraz Kayra'yla vakit geçireceğim. Şimdi ben çayları dolduracağım. Vlogumun bugün aslında 3. günü. Çünkü en son cuma günü çekim yapmıştım ve hafta sonu araya girdi. İşte eşimle, oğlumla ilgilendim. Cumartesi zaten annemlere gittim. Pazar günü de misafirimiz vardı. Çekim yapamadım. Yani devamlı evde olduğum için pazar günü zaten çekim yapma gereği duymadım. Bugün de kalktım. Mutfağımı topladım, lavabolarımı temizledim. Şimdi oğlumla ilgileneceğim. Akşam ne yemek yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ne yaparım bilmiyorum. Sebze alışveriş zamanımız da geldi. Bugün akşam getirecek Özgür. Artık ne yaparsam, yani sebzeli makarna yaparım diye düşünüyorum salatayla birlikte. Ama salatalık malzemem de çok yok. Yani bakacağım ne yapabilirim. Marulcacığı da yapabilirim aslında. Öyle bakın, bakayım bir Özgür'e sorayım canım ne istiyormuş. Ona göre bir şeyler yapacağım. Öyle devamlı evdeyim yani. Bende değişen bir şey yok arkadaşlar. Öyle. Bu arada size bambularımı göstereceğim. Mahvoldular arkadaşlar. Bir tek şu normal duruyordu. O da böyle diplerden gitmiş. Şuralardan. Yani bir umut, şunu bırakacağım, şunları atacağım, yumuşamışlar zaten. Çok üzüldüm yani, Instagram'da da paylaşmıştım ne kurtarır, bileniniz var mı falan diye. Kimse de, yani birçok cevap geldi, maden suyu dök diyenler oldu. İşte ölmüş artık o düzelmez diyenler oldu, çok haklılar. Gerçekten öldü. Yani şuralarda filizleri var. Bunları acaba suyun içine koysam açar mı diye de ümit ediyorum. Bunları alıp suyun içine koyacağım şimdi.
Şunun zaten gitmiş. Yani bir umut şunu bekleteceğim. Çok da umudum yok ama bakacağız bakalım. Öyle. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi biraz Kayra ile ilgileneyim. Belki de uykusu geldi onun. Uyutmam lazım. O şekilde. Görüşürüz sonra. İş karıştıran bir bücür var burada. Oğlum ne yapıyorsun? Her yeri dağıttın ama dağıttın. Ne onlar orada? Ha? Niye dağıtıyorsun annem? İki dakika bulaşıkları toplayayım dedim. Odasında ne kadar kitabı, oyun kartları ne varsa hepsini yere yığmış. Ben topluyorum, o dağıtıyor. Ben topluyorum, o dağıtıyor. Anneciğim. Canları sağ olsun. İyi olsunlar da başka bir şey istemiyoruz. Vallahi akşam da sanırım sebzeli makarna yapacağım. Yani yapacak bir şey yok. En kolay o zaten, saat şu an 3'e geliyor. Kayran da uykusu geldi. Böyle bir mızmızlanıyor falan. Odasına gidiyor yine. Takip edelim bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi şifonyerin kapağı açık. Her yer her yerde. Dolabın içinde ne varsa ayakkabılarını vesaire her şeyi çıkarıyor. Hoppa. Ay size göstereceğim. Bu oğlumla benim ilk kavuştuğum resim. Böyle teyzemin kızı bunu yılbaşı hediyesi olarak mı, doğum hediyesi olarak getirmişti bana. Çok sevinmiştim. O kadar mutlu olmuştum ki. Ben böyle anılara çok genelde önem veriyorum. Bu da Kayra'nın teraryumu. Kuzeni Altanefe yaptırmıştı bunu. Odasına uyuyor. Bu şekilde buraya koyuyorum. Allah'ım ben topluyorum odaya bakın ya. Al başını kaç. Koltukların altında hep oyuncakları. Oğlum. Anneciğim bakın nerede. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Bezleri, havluları atmışsın. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Kucak yok, kucak yok, kucak yok. Gel gidiyoruz. Ne varmış burada? Atımıza binelim mi? Şunu çok seviyor. Buna binip bayağı böyle bir geziyor yani. Odaların hepsini. Biz biraz anne oğlu vakit geçirelim. Yine görüşeceğiz tabii ki. Evet, yemeklerim hazır. İşlerim de bitti. Vlogumu burada kapatmak istedim daha fazla uzatmadan. Oğlumla veda edelim size. Gel annem. Uykudan kalktı miniğim. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.